Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Uzun bir aradan sonra tekrar video çekiyor olabilmek benim için çok sevindirici. Bugün Dinkum dediğim bu bulduğum oyunda devam edeceğiz. Kendisi hoş bir oyun. Yani böyle tatlı, sakinleştirici. Temelde bir resource management tadında, yani kaynak yönetimi tadında bir oyun. Neyse, fazla söze gerek yok. Ben de tekrardan böyle bir paslanmışlığımı atmak istiyorum. Böyle oyunda genel olarak yapmak istediğim şey, oyunda bir yılı geçireceğim. Gün gün videosunu koymayı planlıyorum. Belki 2 günün bir videosunu koyarım veya 3 günün bir videosunu koyarım. Artık onu bilmiyorum. Nasıl ilerleyecekse ona göre göreceğim ben de. Dilerseniz başlayalım. Evet, New Game. Karakterimizi seçeceğiz. Tabii ben daha önceden şey yaptım, oynadığım için yani bazı şeylerini de biliyorum. Kadın erkek ayrımı yok. Direkt saçtan yapıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Buradan hemen bir saç seçelim bizimkine. Benimkine yakın olacak, en yakın bu var ama uğraşamayacağım. Şöyle klasik şey yapmayı düşünüyorum. Fazla klasik oldu. Bu da bayağı klasik. Galiba bundan devam edeceğim ben. Şöyle emo mu yapsam? Gerek yok. Ya. Abi bu iyi, bu iyi bu. Ben sonuçta bazen yaptım, böyle sağa doğru yatırıyorum saç. İyi, siyah saç, tamam. Göz, yani işte bir şey diyeceğim. Ne varmış? Kalsın. Kahverengi, tamam. Burun bu, ağız bu, tamam. Çok detaylandırmıyorum. Siyah mavi uygun. Confirm. İsmimiz bıyıklı. Adamızın ismi yok. İngilizcesini yazmaya gerek yok. Bıyıklı. Bıyıklı lan. Karmaşık, yarı yarıya oldu. Karakteri yaratıyoruz ve oyuna başlıyoruz böylece. Hikayesi, ya açıkçası bir hikayesi yok. Böyle kötü bir şehir varmış, Saat City diye. İnsanlar hep böyle üzgün falan filan. Gördüğünüz üzere böyle bak, nasıl üzgün, nasıl üzgün. Böyle bir yer. Buradan kaçıyoruz. Buradan kaçıp da şey yapmayı amaçlıyoruz. Böyle kendimize şehir kurmayı amaçlıyoruz. Devam ediyorum ben direkt. Uzatmıyorum ve ilk adaya gelişimiz böyle oluyor. Ve gerçekten pek uzatmayı istemiyorum. Hadi ilerliyoruz. Şurada gördüğünüz madenler falan var oyunda. Aşağıda gördük, böyle sarıdır, siyahtır. Turuncuya da. Bakır. Bakırla. Tin neydi? Tin kalaydı galiba. Evet, indik. Evet. Geldik. Evet. İçişleri uğraşmıyorum. Translate falan, yani çeviri yapmakla uğraşmayacağım. Bir an önce başlayalım oyuna. Önemli olan oyunda yaşadıklarımız. Böyle konuşmaların çok bir önemi yok. Hikayesi hiç oynanan bir oyun değil zaten. Evet, ne diyor? Çadırımızı kuralım diyor. Haritayı verdi bize. Sanki daha önceden buraya gelmiş de haberi yokmuş gibi davranıyor. Evet, nerede yerleşsek? Yerleşkemizi nereye kursak? Şimdi oyunda balıkçılık önemli bir faktör. Yani ben balıkçılıktan iyi paralar kazandım önceki karakterimde. Kıyıda yerleşim hoş olur ama içerilere geçmem gerektiğinde zorlanıyor. Zorlandım yani. Birkaç potansiyel yer var bunun için. Şurada bir iç ada var, görüyorsunuz şurada bir iç ada. Bunu istemiyorum. Bu daha makul gibi geliyor şu kanal tarafında. Çünkü Güney Denizi ile Kuzey Denizi'ni bağlıyor. Yani bu buralar hoş gibi duruyor. Şu bölge sanki iyi olacak gibi hissediyorum. Yanlış olabilirim tabi. Veya bu bölge mi? Bu bölgeye gidersem tropik bölgeden uzak kalırım. Şimdi karar veremedim bak. Böyle yapalım. İlk bir şuraya gidelim. Bir şuraya gidelim. Bakalım ne var ne yok. Böyle kelebekleri falan ne varsa, şu gördüğünüz ne varsa hepsi toplanabiliyor oyunda. Şurada bir kule görüyorsunuz. İşte o neyse. O kuleler teleportasyon kulesi. Bildiğin ışınlanma yani. Öyle şimdi bir yandan gideceğim, bir yandan da bir şeyleri toplayacağım böyle. Şey olsun diye. Çünkü en başta kaynaklara ihtiyacımız oluyor. Oyun hala şeyde, early access, erken erişimde. Erken erişimde olduğu için de bazı bug'ları ve benzeri şeyler olabiliyor. Ha, bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Benim oyunum modlu. Birkaç tane mod var. Bunlardan bir tanesi otomatik olarak yerdekileri alıyor. Mesela şuna bir harvest yaptığımda normalde düşüyor. Ama şey, kendimizin tekrardan bir harvest, yani bunu toplamak için bir tuşa basmamız gerekiyor. Bastığım gibi toplayacak halde bir tanesi var. Başka şu an şey var. Sen söyle adını. Yaratıklar. Aha, böyle timsahlar falan bize bana saldırmıyor. Normalde saldırıyorlar. Ama şu an yani dediğim gibi kafa dinlemek istediğim için, böyle aksiyona girmek istemediğim için ben de böyle bir şey yol tercih ettim. Onun dışında yani başka hangi mod var? Böyle düşündüğümde madenlerin yerini gösteren bir mod var. İşime yarayacak olan. Başka da böyle özel bir modum yok. Hem bir de oyunun ilerleyen aşamalarında şey yaptığımızda, müzeyi kurduğumuzda müze için kullandığım bir mod var. Hangisinin müzede olup olmadığını direkt gösteren bir mod ve fiyatları da gösteriyor. Satacağımız ürünlerin fiyatlarını gösteren bir mod var. Temelde bu. Şimdi ben yine gördüğünüz üzere bir yandan konuştum, bir yandan bir şeyler topladım. Şu tenekeler çok önemli ama daha sonradan metal detektörü bulunca pek bir şey olmayacak. Yani önemi kalmayacak. Onun da modu var. Aynen, metal detektör detekt yaptığı anda, yani bir tane maden veya şey, toprağın altında bir şey bulunma, hemen otomatik çıkartıyor ve
bize veriyor. Bana veriyor daha doğrusu. O da bir mod. Çünkü tek tek kazmayla uğraşmak istemedim. Açıkçası vakit kaybetmek istemedim yani böyle bir şeyle. Şimdi burası. Otağımızı buraya kurak. Yok yok, burayı değil, karşıya geçmem lazım. Böyle dalma da var. Dalıyorsunuz oyunda istediğiniz. Görüyorsunuz. Güzel güzel yüzüyor. Sazan var şurada. Kanguru. Biraz şey mantığı yani Avustralya şeyi yapmışlar. Temalı aslında. Şunlar kakatu dediğimiz kuşlar. Uçuyor. Uşa bak. Arada benim balkona geliyor, konuyorlar. Ben de şey besliyorum falan. Güzel oldu. Yani şöyle bir bakalım. Yok, burası bilmiyorum. İlginç. Burası hoş olur ya. Baksana nasıl. Koca çayır. Bayır yani. Dümdüz bayır. Yerleş yerleşebildiğin gibi. İki tarafta da şey var. Nehir var. Şurada bir tanecik gölü var. Su gölü mü, tuzlu su gölü mü bilmiyorum. Normalde bu arada oyunda vakit geçiyor ama daha kurulumu yapmadığımız için şey yapmıyor oyunda. O vakit geçmiyor. Bak bunu ilk kez görüyorum mesela oyunda. Göl var ama tuzlu su gölü galiba. Çünkü tuzlu su balıkları var. Balıklar burada hep tuzlu su balığı. İlginç. Neyse. Yakında böyle bir tuzlu balığının olması iyi. Buradan da şey yaparız. Buradan yardırıp buraya çıktığımızda da asıl denizi buluruz. O da güzel. Kuzey denizine bağlantı buradan direkt nehri takip ederek sakla olacak. Ben sonradan burayı yıkarım herhalde. Yıkıp buradan direkt daha yakın bağlantı kurarım yani şu bölge ve şu bölgeden. Güzel olur. İyi. Otağımızı buraya kuruyorum o zaman. Bu arada her şeyde yani haritada farklı. Her yeni başladığınız oyunda farklı harita alıyorsunuz. Ben buraya kurayım otağı ya. Hem istemiyorum. Hem yukarıda şey var. Tropik ormanlar var yukarıda. Şey yani Pine Forest. Pine çam ormanı herhalde. Pine çam, çam aynen. Çam ormanlarına biraz uzağım ama daha böyle aktif olarak çam ormanından da pek bir şey yaptığımı hatırlamıyorum oyunda. O yüzden karar verilmiştir. Otağımız burası olacak. Burayı yurt edineceğiz. Burada çoğalacağız. Burada gelişeceğiz. Burayı vatan edeceğiz. Yurt edeceğiz. İyi. Şimdi kadının çadırını kuralım. Nereye atsak? Buraya atayım ben bunun çadırını. Tam buraya atamıyorum. Böyle, böyle yapabiliyorum. Arkadan da şeye bak. Nereye gideceğiz? Günü nereye bak? Ya da şöyle yapalım. Şurayı görüyor musunuz? Tam bunun önüne atayım. Çünkü ileride şey olacak. Şehir belediye olacak. Belediye. İleride belediye olacağı için şöyle atayım. Böylece buradan başlamış olalım. Evet. Evet. Tam burayı istiyorum. Tam buraya kur. Aynen. Elinde çaydan yudumlayalım bir yandan. Evet. Evet. Burayı seçtim. Evet. 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 Şimdi bir de bana çadır verdi. Sen de git dedi. Nereye yerleşiyorsan yerleş dedi bana. Buna yakın olmam en başta önemli. Çünkü bunun içinde şey var. Crafting Station var. Burada bazı şeyleri üretiyorsunuz. En başta buna yakın olmam önemli. Ama aslında bakarsanız pek de mühim bir şey yok yani. Ben de buraya kurulum yapacağım kendimi. Ben de kendimi buraya kuracağım. Çok uzak olayım kadından. İleride şey yaparım. Şu çıkıntılarda yok ederim. Tertemiz olur biter. Yes. Evet. Evet. Ben de kurulumu yaptım. Hadi gidelim tekrar ninemizle konuşalım. Şu kelebekleri falan yakalasak iyi para da şimdi yakalayamıyoruz tabii. Birazdan verecek bana bir tane ağ verecek. Ağla yakalayacağım. Devam 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 devam. John'u duydun mu? Tabii ki duydum. Yeter ki konuşma uzaması. Devam 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 devam. Çok konuşuyor. En başta da böyle biraz konuşuyor. Heh, şimdi şey ziyaretçiler için yer yap diyor bana. Şimdi nineciğim senin evinin etrafına şöyle görüyorsunuz. Yani bu kısmı biraz boş bırakacağım. Geleni gideni buraya dizerim. Buraya boş buradaki boşluğa böyle geleni gideni koyarım. Aslında var ya, şu ortayı doldursam o ne güzel olur ya. Tam tarla burayı ve ilerisini. Baya baya geniş geniş yer olur. Neyse fazla söze gerek yok. Şimdilik şey yapıyorum. Yakınına koyuyorum. Çünkü John gelecek malum. Evet tamam. Bu da tamam. Şimdi hemen tekrar konuşalım. Evet evet. Neyse o konuşuyor. Ben bir çay içeyim hemen. Güzel kitabımız geldi. Bunu bir rehber serisi olarak yapmayacağım. Sadece oynayacağım, eğleneceğim, muhabbet edeceğim, sohbet edeceğim işte. Ama isterseniz rehber de yaparız. Yani kolay. Bu oyun kolay olduğu için rehber de kolay. Evet. Şimdi ne yaptık? Find something to eat. Var zaten o bende. Yiyecek bir şey bul diyor. Var. Geç geç. Ne verdin? Taş verdi bana. Taş verdiyse campfire isteyecek. Hemen yapalım. Bir tane evet. Hemen bunu git koy. Dur koy mu diyecek. Evet. Şey ağı da verdi sonunda. Bir de şey verdi. Neydi ona da? Uyku tulumu mu? Neyse. Onu da verdi. Böylece yatacağız. Uyuyacağız. Köpek. Bunlar tasma falan takabiliyorsunuz bu arada. Neyse. Çadırımızın. Bak bak bak. Bak. Hop. Anam. Yakaladım. Heh. Vay. Güzel kelebek yakaladım valla. Kaç para ediyormuş? Hadi. Daha John'u açamadığımız için John dükkanı kurunca ancak şey yapabiliyor. Get some rest. Hayatta uyumam. Da ilk günde uyumayacaksın. Aslında hiçbir gün uyumayacaksın oyunda. Temel kural bu. Ne varsa ne yoksa etrafa bakacaksın. Edeceksin. Toplayabildiklerini toplaman gerekiyor. Bakıyorum. Bak buradaki çapta bir tane şey var. Tropik orman var. Çapta tabii. Güzel ya buralar. Temiz temiz yapılır. Bölgelerde hep tarım marım yapılır yani. Güzel bölge. Baba burası tuzlu su burası tatlı su. İlginç olmuş. Güzel sevdim. Şuradan 3-5 kelebek de yakalayayım. Bir yandan şey yaparız. John geldiğine satarız. Bu arada şey o yukarıda bir mavi gördünüz. Şöyle açayım. Bununla biz lisans dediğimiz şeyi alıyoruz. İşte oyunda lisans deniyor. Onu alıyoruz. Hemen hemen bunun üçü görevi yapınca şey yapınca böyle milestone'ları yani görevleri falan benziyor. Tam olarak hep bu artıyor. Bununla da şey yapıyoruz. Atıyorum madencilik lisansı alıyoruz. Oduncu lisansı alıyoruz. Bu tür şeyleri alıp devamlı işler yapabiliyoruz. Böylece köyümüzü geliştiriyoruz. Hop yakaladım. Bunları şimdi yakalıyoruz. Satmak yok. Hep şeye gidecek bunlar. John'a sat. Ama bazılarını şey yani iki tane olanlardan birini satacağım. Diğeri müzeye. İleride müze kur kurduğumda oraya gidecek diğeri. Şimdi hızlı hızlı toplama işlemlerini yapıyorum. Ben böyle videoyu çekerken ara ara kesir. Aha yerde böcek var. Bak ne kadar rahat tuttu örümceği. Biz
Avustralya'dayız. Yani ben bir örümcek gördüm bu kadar rahat olamıyorum. Çünkü %80 ihtimal öleceksin. Ya da öyle düşünmen gerekiyor. Çünkü gerçekten tam olarak şey yok ya. Yani bir bakışta anlayamıyorum henüz hangisi zehirli hangisi değil. Ve gerçekten zehirler var. Şehirlerde de geziyorlar arada. Birkaç kere gördüm. Hele şey vardı bir tane. Black Widow dedikleri. Karadul. Ha, çok zehirli bir tür. Yani gördüğün yerde kaç diyorlar. Ve ben bunu bizim iş yerinde 3-5 kere denk geldim. Bu arada benim kedi de ciyaklıyor. Acaba susar mı? Şöyle bir bakayım. Sus kız. Ha sustu. Böyle şunu görüyor musun mesela? Madem bu da. Bununla da bir şeyler yap. Bu güzel et veriyor bu. Bunun erkeği var veya dişisi artık neyse renkli bir şey var bunun bir de. Onu da şey üzerine binebiliyorsunuz. Bak şurada maden var mesela. Şöyle hemen madenin yanına gideyim göstereyim. Bak bakır madeni. Aha böcek. Bakır madeni var. Burada kalay var. Bak bir tane daha böcek. Duyuyorsunuz değil mi? Helikopter gibi nasıl uçuyor. Vur diye. Bunlar bulunuyor. Bunlar bulunmayanlar değil. Bunlar çok rahat bulunuyor. O yüzden çok da takmıyorum. İlk başlangıçta para olsun yeter. Çünkü alet edevat alacağız. Ona para açması lazım. Benim de şu an yapabildiğim tek şey böcek toplayabilmek. Bu bölgelerde bunlar spawnlanıyor. Köpektir, kangurudur. Bu köpeklere burada dingo diyorlar. Dingolar spawnlanıyor. Şeyler spawnlanıyor. Kangurular falan spawnlanıyor. Krokodil, timsahlar çıkıyor. Her türlüsü var. Her türlü mahlukat var. Bir tane daha örümcek, kelebek var. Sanki bir şey geçti. Burada bir tane daha örümcek. Bunlar böyle tek tek bunları da topluyor. Bunlardan ileride şey yapıyorsunuz. Bira gibi bir şey diyeceğim şimdi olmayacak. Yani şey gibi ya böyle dinlendiriyorsun, yatırıyorsun, fıçılarda bekletiyorsun. Sonrasında sana iyi para getiren bir ürün ortaya çıkartıyor. O yüzden toplamak iyi yani bunları. Tabii elimde baltam olsa onları keserim, düzgün bir yere ekerim. Baltadır, kürektir olsa. Ama daha henüz onlar olmadığı için sadece şey yapıyorum yani. Saf saf geziyorum ortada desem yeridir. Onları da topla. Bunlar da. Her şey işe yarıyor yani. Oyunda her şey işe yarıyor. Bas. Böcek çek. Aa bak orada da bir böcek. Böyle tepesine ineceğim. Neredeyim ben şu an? Bir yandan da haritayı geziyorum. İyi oldu. Biraz karşıya mı geç? Aa elma bak elma. Elma güzel ürün. Ben seviyorum. Yani niye seviyorum? Para getirmesi açısından. Bunu pişirdiğinde bu arada hiçbir şey çiğ yeme oyunda. Temel kurallardan biri. Allah'ım çıkamıyoruz mu ya? Seni yani oluşturacağın dünyanın ben şimdi yani artık ne denir ki? İki elma alacaktık yani şuradan. Çok mu şeydi? Yap. Neyse. Nerede geziyordu işte. Asıl nehrimizi bir bulalım. Sağ ol. Nehirden ben yukarı doğru verdim mi bizim köyü bulurum. Dediğim gibi yani ilk günde ne buluyorsan toplayacaksın. Kuşlar daha ben şu uçan kuşları görüyoruz bu tüy bırakıyor. Tüyleri topluyor yani buluyorum ediyorum topluyorum veya otomatik topluyor derken neyse. Daha ben kuş avlayamadım oyun. Bir tane dayı var. Dayının ortaya çıkması lazım da ok verecek de oku verdikten sonra ben bu okla kuşları vuracağım da öldüreceğim de ne düşeceğini göreceğim ondan sonra. Daha çok iş var onları toplayalım. Ama maden açısından iyi ya. Böyle gezerken baya baya maden gördüm. Şunlardan topluyorum. Bunlar da çittir, yerde tahtadır, mahtadır. Onları yapacağız. Hep. Laminant parke döşeceğiz yerlere. Sandık falan yaparken de. Ya birçok şey yaparken o tahta etkili. Ağaçların tipine göre bir şey farklı istekler olabiliyor. Bazen palmiye ağacı istiyor. Bazen normal bu gum tree dediğimiz gumlock. Tam sakız ağacı. Burada da şey var. Bir tane web sitesi var gum tree diye. Oradan şey yap. Sensör adının ikinci el ürünlerin satıldığı edildiği bir site var. Herhalde ona gönderme yapmışlar. Çünkü dediğim gibi yine Avustralya temalı olduğu için herhalde öyle bir gönderme var. Burada 3-5 achievement da yani milestone da tamamladık. Bu bize ileride lisans olarak geri dönüş yapacak. Güzel bir şey. Bu arada NPC'ler her gün size görev veriyor. Verdikleri görevlerde de sizi sevme seviyeleri artıyor. Yani bu da köyün genel ortalaması için iyi bir şey. Ve bazı insanlar da bu seviyenin yüksek olması gerektiğine bakıyor köye gelebilmek. Neyse işte biz de yapacağımız şey Dinkum'da bir yıl. Asıl olay bu. Kelebekler, melebekler. Avlayabildiğin kadar şey al. Yani bu arada modlarımdan biri şey demiştim yani. Mesela burada şey yapmıyordu. Oyunun orijinalinde böyle 2-2 veya 4 olarak bunların hiçbirini stacklamıyordu. Yani elimdeki modlardan biri de ona yarıyor. En azından inventory management daha iyi bir hale geliyor. Duyduğum ses bunu da aldık. Burada şeyler var işte deniz kabukları var. Ara ara toplama görevleri çıkıyor ama hiçbir işe yaramıyor. Ne doğru düzgün para bırakıyor ne bir şey yapıyor. Sadece görev bittiğinde ayda ya da bir toplu tamam bu kadar. Daha neler var? Ha kelebek. O kelebeği ben oyunu ilk başlarında okuduğumda useless diye okudum. İşlevsiz kelebek diye kendimi kafamda çevirdim. Ki para olarak da gerçekten işlevsiz kelebek. Gerçi böcek toplamada çok para yok ya. Bakmayın topluyoruz da şey yapıyor ileride. Bir lisansı açıyor sadece. O lisansa sonradan para yani her saatin üzerine %5, 10. Daha sonrasında herhalde 15'te stop oluyor. Para kazandık. Yani kazandığınız parayı daha da art. Ne güzel topluyorum. Topla. Her şeyi topla. Bulabildiğin ne var? Bir deniz kabuğu toplama. Bir de evet enerjim bitmek üzere artık. Yavaşladı zaten. Şöyle yukarıda sol üstte şimşek işareti var ya. İşte o enerjiyi gösteriyor. Şöyle birazcık yiyelim iki tane. Dedim ben hiçbir şey pişirmeden yemeyin dedim ama kendim yani yaptığım şey çok şey değil. Şuradan bir tane sinek yakalayalım. Kelebek daha var. Şöyle ufaktan gitmem lazım artık yani gerçekten. Bu işin sonu yok çünkü. Bereketli yer gibi duruyor ya açıkçası. Benim önceki adı anlatayım şeydi tamamen ya. Bakir topraklar desem yeridir. Böyle bir kelebek bulacağım edeceğim tutacağım da oho. Nereye dönsem çöl. Daha yani hayat var gibi duruyor. Böyle geniş düzlüklerde yerleştik ki bu çok etkili olacağına inanıyorum. Şöyle şu bölgeye körü
çocuk köyü kurarım. Milleti yan yana dizerim böyle. Mis gibi. Takılsınlar. Her şeyi koyacak. Kamp ateşini koyacak. Böyle daha şey yok bu arada. Hiçbir şunu oraya koymamın hiçbir iyi yanı veya kötü yanı yok. Sadece görsel. Gelelim birazcık daha kazandığımız puanları almaya. 3-5-3-5 alındı. Şöyle bir bine çıksam güzel olacak. Çünkü bine çıkarsak zaten 4 ilk günde 4 tane şey alabilirim. Tanesini 250 civarından veriyor. Abi bir şey daha verdi. 950. Neyse bir şeyler pişirdikçe o kendine gelir. Bundan para kazanınca o da olur. Şurada bak bury yazıyor. Göm diyor yani kısaca. Gömünce ağacın çıkıyor. Yani düşünsene benim yerime şuraya şöyle öteye bir yere diktiğimi ağaçlardan hemen çıktığını hiç bir daha toplama derdin kalmıyor oyunda. Böyle 2 tane 25 sıra 50 taneden. Mis gibi iş. Küreye alınca şey yaparım, dizerim. Küre o da pişirmeye devam et. Herhalde ben ara ara keserim böyle gerektiğinde yani. Atıyorum pişiriyorsa pişirme derim, yeter derim. Orayı direkt yok ederim veya maden topluyorken maden topladığım kısmı atlarım. Sadece çıktığı kısımlara bu tür şeyler yapabilirim. Daha bir kesinliği yok yani. Daha ben de nasıl ilerleyeceğini bilmiyorum videonun. Yani nasıl bir edit yapacağımı bilmiyorum. Sadece bir yerden başlayacağım ve devam edeceğim. Yorumlara göre yani yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız yani yapmazsınız pek de şey olmaz. Şimdi böyle 39, 40, 50, 100 tane hepsini tek tek yapmaya gerek yok artık. Çünkü sıkıcı, gerçekten sıkıcı. Ben de sıkılıyorum. O yüzden direkt şeye geçiş yapacağım. Bazı şeyleri ekran ardında falan o tür şeyler de yapabilirim. Ama şu an yani günün devamını sağlamaya çalışacağım. Ve ne diyor? Gidemiyorum ya. Takıldım. Neyse gitmem lazım. Gitmem lazım artık. Şöyle gideyim. Gidip uyuduğumda gün bitiyor. Günü bitirsem mi bitirmesem mi? Çünkü günü bitirmek demek benim için aynı zamanda ilk videoda bitirmek demek. Şöyle karar verememiş bir halde. Saçma sapan zıplayayım etrafta. Hala karar veremedim. Şu ileride şey var. Kenarda bir yerde görüyorsunuz böyle azıcık belli oluyor böyle bir tahta iskele gibi. O tahta iskelenin tek olayı biz oyunda geldiğimizde buraya iniyoruz o kadar. Başka hiçbir olayı yok onun. Çok gereksiz bir şey yani. Neyse ben şey yapıyorum. Günü geçiriyorum. Herhalde günü bitireceğim. Şimdilik ben bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı olursanız çok mutlu olurum. Bugünlük bu kadar.